Müziğin bazı dönüm noktaları vardır. The Beatles grubunun 1964'te çıktığı turnede Britanya müziğini Amerika'da popülerleştirmesi gibi ya da ikonik gitarist Jimi Hendrix'in 1969'da Amerika Milli Marşı'nı çalarak müziğin politik gücünü ortaya çıkartması gibi. Fakat bunu pek çok kişi bilmez. Siotaejian Boys grubunun 1992 yılında Güney Kore'deki bir müzik yarışmasında sahne almasını, bu anı bilmiyor olsak da öncüsü olduğu Kore dalgasını gayet iyi biliyoruz. Şu an milyarlarca dinleyicisi olan dünya çapında bir sektör ve adı K-pop. K-pop group that has sold millions of albums and launched some of the biggest music acts of all time. K-pop sensation BTS continues to rewrite history. That just broke the internet. Kore pop müziğinin kısaltması olan K-pop, kendine has dansı, müziği ve klipleriyle dünyayı kasıp kavuruyor. Herkesin mutlaka en az bir kez denk geldiği bu müzik türü, kalabalık hayran kitleleri tarafından büyük beğeni topluyor. Konser biletleri birkaç saniye içinde tükeniyor. Müzikleri dijital platformlarında milyarlarca kez tıklanıyor ve rekorları altüst ediyor. Bunlardan en çok bilineni ise Oppan Gangnam Style. 2000'lerin başında özellikle Gangnam Style hatırlarsanız YouTube'da en çok izlenen içeriklerden bir tanesi. Gangnam Style ile beraber çok ciddi anlamda K-pop dünyada bir lansman yapıyor diyebiliriz aslında. Kötü haber şu ki K-pop'un adı sık sık idol adı verilen şarkıcılarının intihar haberleriyle gündeme geliyor. Çünkü hayatlarını imzaladıkları ağır kuralları olan sözleşmelere ve plak şirketlerinin kontrolünde yaşamak zorundalar. Dışarıya mükemmel oldukları lanse edilse de işin özü pek de öyle değil. Mükemmeliyetçilik var. Kore kültürünün de zaten özelliğidir o. Mükemmeliyetçi, aşırı çalışkan ve bir kültür. Peki bu renkli K-pop dünyanın karanlık yüzünde ne var? İstanbul'da 3 kız çocuğu K-pop akımına katılmak için Güney Kore'ye gitmek üzere evden kaçmış. K-pop fans are in great shock and mourning after the death of K-pop star and actress Han. Kore hayranlığı benim aslında dizilerle başladı. Bunlarla ilgim başlayaraktan K-pop'a yöneldim. Beni en çok çeken şeylerinden birisi de klipleri. Hepsinin aynı anda dans etmesi, aynı anda hareket etmeleri. Ve belirli konseptleri var. Bu konseptler benim çok ilgimi çekiyor. Dinledikçe aa ne söylüyor acaba diye merak edip sözlerine bakıyorum. Ve wow hani çok güzel. Alışıyorsun ve sürekli dinleme ihtiyacı duyuyorsun. Yani ben her gün açıyorum, dinliyorum tekrar tekrar. Hatta arada işte şirketteki arkadaşlara da dinletiyorum falan böyle. Bence bağımlılık yapıyor yani. Güney Kore K-pop'ı küresel bir müzik sektörü yapmayı başardı. Öyle ki sadece 2022'de ülkeye yaklaşık 10 milyar dolarlık devasa bir gelir sağladı. Bu meblağı daha anlaşılır kılmak için dünyanın en yüksek yapısı Burj Halifa'dan yaklaşık 7 tane daha inşa edilebileceğini söyleyebiliriz. K-pop bugün dünyada geldiğimizde artık hakikaten Kore ekonomisini kalkındıran sadece müziğiyle değil, o müzik grubunun lisanslı ürünleri, sonra Kore'ye giden insanlar, Kore turizmi, sadece K-pop yüzünden İngiltere'den belki de yüz binlerce gencin Kore'ye taşındığını, Kore'de yaşamak istediğini, sonra Korece öğrenmek, Türkiye'de de çok fazla var. Bakın Kore kursları inanılmaz derecede, Korece kursları arttı. Ya bu bir ekonomiye dönüştü ve Kore bu işi başardı diyebiliriz. K-pop akımı kendi felsefesi olan bir akım. Kore kültürüyle gençlerin psikolojik zayıf taraflarını çok iyi sentez etmişler. Ve bunun sonucunda bir kültürel akım başlatılmış. Kore hükümeti tarafından destekleniyor.
küresel bir endüstri haline gelmiş K-pop'un tamamen stratejik ve belirli amaçlar doğrultusunda yönetildiği hiç kuşkusuz bir gerçek. Müzik gruplarının üye sayısından her üyenin kendine has özelliği olmasına, şarkı sözlerinde İngilizce kelimeler kullanılmasından grup isimlerinin kısaltma olmasına kadar her şey aslında planın birer parçası. Bu plan öyle kusursuz işledi ki K-pop'un ünlü gruplarından BTS bir ilki gerçekleştirerek 2021 yılında Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı. 모든 선택은 그 선택이 곧 변화의 시작이라고 믿고 있습니다. 엔딩이 아니라요. 새롭게 시작되는 세상에서 모두에게 서로에게 웰컴이라고 말해줄 수 있었으면 좋겠습니다. 뭐 şirketler tabii çok büyük şirketler. Bunlar Birleşmiş Milletler'e dahi para veriyorlar, bağış veriyorlar. Hatta bu bağış karşılığında Birleşmiş Milletler'de BTS'in şeyleri konuşma yapıyor. Çocuklar da bunu şöyle zannediyor. Bak bunlar Birleşmiş Milletler'de bile konuşuyor, insanlık için çalışıyor. O sırada aslında arka tarafta bağış veriyorlar. Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz küresel aklın dünyadaki önemli figürlerinden bir tanesi aslında. Müzik tarzından ziyade müzik fikri olarak tanımlayabileceğimiz K-pop'ta bireysel şarkıcıların yanı sıra birkaç kişiden oluşan gruplar da ön plana çıkıyor. İdoller Kore'de yapılan ve binlerce kişinin katıldığı yetenek yarışmasıyla seçiliyor. Ardından stajyerlik sürecine giriyorlar ve uzun bir eğitimden geçiyorlar. Stajyerliği başarıyla bitiren idol adayları çıkış yapmaya hak kazanıyor. Tüm bunlarsa tamamen plak şirketleri tarafından kurgulanıyor ve yönetiliyor. Bundan önce Shiny diye bir grup vardı. Jonghyun diye bir üyeleri vardı. O üyelerinin işte tamamen baskı hissettiği için artık bunu kaldıramadığı için intihar ettiğinin haberini almıştık. Hepimiz aslında hayranlar olarak da biz çok üzülmüştük. Baskıya maruz kaldıklarında bunun üstesinden gelemeyebiliyorlar. Bunun çıkarında intihar olarak görüyorlar. Ne yazık ki K-pop'un dışarıdan göründüğü kadar parıltılı olmayan bir de karanlık yüzü var. Moving on to a more somber news now. Behind the glitz, glamour, and seemingly endless well of positivity and energy lies a darker side of stardom. Many celebrities suffer from depression, and that may have been the cause of the latest passing of a young K-pop superstar. Singer and actress Seol Lee, a former member of the K-pop girl band FX, was found dead Monday afternoon. Seol Lee had been harassed by malicious online comments throughout her career. İdoller daha yolun başındayken, stajyerlik döneminde bu sektörün acımasız yönüyle tanışıyorlar. Günlük 18 saati bulan dans, ses ve oyunculuk eğitimleri alıyorlar. İdollükte şart koşulan 50 kilonun altına inmek için ölümcül diyetlere giriyorlar. Hatta güzellik kriterlerine uymaları için estetik ameliyat yaptırmaya dahi mecbur bırakılıyorlar. Kiroşik, 그렇게 다리에 그 모래주머니 같은 걸 차고 춤 연습을 시켰었어요. 그래야 이거를 뺐을 때 더 춤이 가벼운 모습으로 나온다. 그렇게 해가지고 그런 것들이 너무 힘들었었고. 아이들 psikolojiye dayalıyor bence bu. Çünkü işte şu kadar kilo olmalısın, yüzüne dikkat etmelisin, fiziğin şöyle olmalı, danslara dikkat etmelisin, yediğine dikkat etmelisin. Ya da sevgilin olamıyor mesela bazı şirketlerin çok fazla katı kuralları oluyor. Sevgili olmaları ya da sosyal hayatlarının sıfırlanması bence çok katı. Onlar da hani bir insan ve bu kadar hayran kitleleri sahip insanlar. Ama sosyal hayatları gerçekten sıfır denecek kadar az. Tüm bu zorlu süreçleri geçebilen adaylarsa, plak şirketlerinin adeta hayatlarını satın aldıkları sözleşmeyi imzalamak zorunda kalıyorlar. Sözleşmeye göre her idolün kusursuz görünmesi gerekiyor. Bunun için dış görünüşleri plak şirketleri tarafından belirleniyor. Yalnızca 30 yaşına kadar idollüğe devam edebiliyorlar. Bu yaşı geçtikten sonra ise sektör dışı ediliyorlar. Tüm grup üyelerinin aynı evde yaşaması ve ortak sosyal medya hesabı kullanması gerekiyor. Bireysel hareket etmek neredeyse yasak. Aşk hayatlarının olmaması gerekiyor çünkü sadece hayranları için var olmalılar. Aileleriyle kurabildikleri iletişimse oldukça sınırlı. K-pop öyle bir sektör ki hani sadece kendi ülkesine değil artık dünyaya yön verebiliyor. Dünyanın en büyük markaları onlarla işbirliği yapıyor. Dünyanın müzik sektörü artık oradan geçiyor. Haliyle hani dünyaya arz olmuş bir ürünsün aslında. Bazı K-pop idolleri plak şirketlerinin kendilerine imzalattığı sözleşmelerin ağır maddelerini ne yazık ki yerine getiremiyor.
Fakat bedelleri ağır oluyor. Bu sözleşmeye uyamayanlardan biri de ünlü Japon idol Minamo Migeshi. Duygusal ilişki kurma yasağını çiğnedi ve sevgilisiyle görüntülendi. Dışarıdan basit bir durum gibi görünse de, olay 2013 yılında K-pop dünyasında büyük bir sansasyon oluşturdu. Bunun büyük bir hata olduğunu bilen Migeshi, ağlayarak saçlarını kazıdığı bir video yayınladı ve takipçilerinden özür diledi. Kore pop müziğinin dünyanın dört bir yanından hiç de azımsanamayacak kadar çok hayranının olduğu bir gerçek. Bu hayranların büyük kısmını ise 12-18 yaş arası ergenlik dönemindeki kişiler oluşturuyor. Gençlerin şu psikolojik ihtiyaçlarını karşılıyor. Birincisi, gençlerin bir bağlanma ihtiyacı var. O yaş döneminde çeteleşme, bir gruba ait olma ihtiyacı var böyle durumlarda. O ihtiyacı karşılıyor. İkincisi, kendini sergileme konusunda çok ciddi bir grup desteği veriyor ve bir endüstriyel bir destek veriyor, mali destek veriyor kendini sergileme konusunda. Gerek K-pop'un rengarenk klipleri, gerek benzersiz dans koreografileri o yaş grubundaki hayranları görsel ve işitsel olarak cezbediyor. 10 yaşındaki bir çocuk kimi dinler? Sürekli hareketler, renkler, oynamalar, danslar, çıldırmalar. O bir şov dünyası var ve çocuk o enerjisini atamıyor. Özellikle apartman çocuğu bunu atamıyor. Ne yapacak? Şehirdeki çocuğun sosyalleşecek. O müzikle belki evde o da yapmaya çalışıyor. O da onun gibi olmaya çalışıyor. Hareketler yapmaya çalışıyor. Bir dönem Korece öğrenmeye çalışmıştım. Hatta Koreli bir hocam vardı. Ondan öğrenmeye çalışmıştım. Hatta şey düşünüyordum ben işte. Koreli hocam erkekti. Şey zannediyordum. Hani makyaj falan yapıyordur, dikkat ediyordur. Çünkü direkt öyle bir algı oluşuyor aslında K-drama ve K-pop'ta. Ama çok normal bir şekilde gelmesine falan şaşırmıştım. Ya çok normal davranmasına vesaire. Onlar... Yani şaşırtan şeyler oldu aslında. K-pop hayranlarının büyük çoğunluğunu ergenlik dönemindeki bireylerin oluşturması bazı riskleri beraberinde getiriyor. Zira bu müzik türünü hayatlarının merkezine alıp saplantı haline getirebiliyorlar. Hem de sayıları öyle sanıldığı kadar az da değil. Hatta ülkemizde bile. Şarkı sözlerinde de bu gençlerin egolarını besliyorlar. Onlarda büyüklük duygusu uyandırıyorlar. Yani büyüklük hastalığına sebep oluyor şöyle. Büyüklük hastalığının tıptaki adı narsizmdir. Kendini özel görmek, önemli görmek, üstün görmek, seçilmiş görmek, yani hak duygusunu sadece kendine yönelik düşünmek. 2021'de bu riskin çok net bir örneğini ülkemizde gördük. 11-15 yaşları arasındaki 3 kız İstanbul'dan çıkıp K-pop sevdası uğruna Kore'ye gitmek için evden kaçmıştı. Fakat bu girişimleri başarılı olmadı ve polis ekipleri tarafından yakalanıp ailelerine teslim edildiler. Peki ama bu küçük kızları böylesine tehlikeli bir şey için cesaretlendiren yine K-pop'un ta kendisi olabilir miydi? Yani şimdi insanın psikolojik doğasına, biyolojik doğasına aykırı cinsiyet, biyolojik cinsiyeti reddetmesi. Domates alırken bile hormonsuz olsun diyorsun ama bir insanın hormonlarıyla oynuyorsun. Yani bunun... Yani savunulabilir bilimsel hiçbir tarafı yok bunun. Ve bunu bir şey olarak, bir reklam malzemesi olarak çocuklar kullanılıyor. Alfa neslinin bence K-pop'tan çok etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü K-pop'un verdiği bir ara formüldü ve ben açıkçası Z olarak şunu düşünüyorum. Z'deki kopukluğu istiyorlardı. Kültürle kopsun, bir üst nesille ve bir alt nesille kopsun, boşluk oluşsun. Hem iğrenç hem de çok değişik bir şeye tanık oldum. Amerikalı bir Sasang EXO konserine gidiyor ve orada nasıl oluyorsa ki bunun olma ihtimalini düşünemiyorum. Yani çok sıkı önlemler oluyor konserlerde. Konserde EXO'dan bir üyenin terli havlusuna ulaşıyor ve o havluyu alıyor, o grupta onu satıyor. Ama hani o dönemin parasıyla demeyeyim de şu anda çok uçuk diyebileceğimiz fiyatı satıyor ve onu gerçekten almak için canla başla çabalıyorlar. Yani mesaj akını oldu orada. K-pop'un karanlık yüzünde yatan gerçekler saymakla bitmez. Aynı cinsiyetsiz imajlara sahip idoller gibi. Henüz ergenlik döneminde kimliğini oluşturmaya çalışan bireyler için bu durum büyük tehlike arz ediyor.
Çünkü idoller bu yaşlardaki K-pop dinleyicilerini cinsiyetsizliğe özendiriyor, bunu havalı bir şeymiş gibi lanse ediyor. Hayranlarsa rol model olarak gördüğü idollerin cinsiyetsiz imajlarını benimsiyor. Cinsel kimliksizlik bilinçaltlarına ilmek ilmek işleniyor. İlk özellikleri şu, kız mı erkek mi belli değiller. Bakın şimdi bundan hangisi kız hangisi erkek? K-pop denilen gruplardan biri. Bana biri seçsin bakayım şu kız mı erkek mi? Mesela bu kız mı erkek mi? Şu kız mı erkek mi belli değil. Dünyada şu anda hiçbir psikiyatristin, bir psikiyatri ekolünün ve psikiyatri uzmanının bu K-pop hareketini uygun gördüğünü hiç sanmıyorum. Bununla ilgili hiçbir bilimsel kaynak okumadım. Tam tersine ciddi ikazlar var bu durumda. Bunlara meydan okuyacak tarzda sırf kapitalize edilmiş kapital sistemin idealleri için bir eğlence endüstrisi için bu çocukların kullanılması çok vahşice bir şeydir, zalimce bir durumdur. Sadece ergenlere de değil, ulaştıkları milyarlarca kişiye K-pop aracılığıyla cinsiyetsizlik yayıyorlar ve yayılmaya da devam ediyor. Bu tür gruplar üzerinden tek tip bir insan. Bakın Türkiye'de bile çocuklar onlara benzemeye başlıyor. Saçlarını kısaltmak, boyamak, hatta gözlerini çektirmek falan filan. Çok ciddi anlamda Kore'ye benzeyen, hatta son dönemde biliyorsunuz o şapkalar falan filan çok fazla yayıldı. Bildiğin Kore gibi oldu. Normalde biz Türkler aslında diğer milletleri etkilerken şimdi bizim çocuklarımız onlardan etkilerine baktığınız zaman. Bir de biz hep batıdan gelen tehlikeye karşı kendimizi koruduk. İşte o poplar şeyler. Ama burada ne var? Doğudan gelen bir şey var. Ona karşı savunmasızlık. K-pop'un sanılanın aksine hiç de masum bir müzik endüstrisi olmadığı su götürmez bir gerçek. Asıl gayelerinin Kore kültürünü, dilini ve düşüncelerini tüm dünyaya yaymak olduğu kurgulanmış bir sistemle karşı karşıyayız. Dinlediğimiz müziğe, izlediğimiz klibe ve hayranı olduğumuz kişilere daha geniş çerçeveden bakmakta ve asıl maksatlarını sorgulamakta her zaman fayda var. Ülkelerin birbirine üstünlük sağlama ve kültürlerini empoze etme yarışında artık müzik de önemli bir mücadele sahası olmuş gibi görünüyor. Thank you.